tevekkül güvenmek, dayanmak veya işi bir başkasına devretmek anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak tevekkül ise bir amaca ulaşmak için gerekli olan her türlü önlemi alıp çaba gösterdikten sonra Allah'a güvenip dayanmak ve sonucu onun iradesine bırakmak demektir. Tevekkül İslam'ın temel ilkelerinden biridir ve Kur'an'da birçok ayette bahsedilir. Tevekkül tembellik veya ihmal değil, çalışıp çabaladıktan sonra Allah'ın takdir ettiği her şeye razı olmaktır. Tevekkül ile ilgili ayetler şunlardır. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Ali İmran 173. Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi yapayalnız ve yardımsız bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse müminler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Ali İmran 160. Sen, asla ölmeyen ve daima diri olan, Allah'a tevekkül et ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarını bağışlayan olur. Furkan 58. Ne ki, bana Allah yeter. Ondan başka ilah yok. Yalnız ona dayan, ona güven. O, büyük arşın Rabbidir. Tevbe 129. Öyleyse tevekkül edenler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Talak 3. Bu ayetlerden bazıları Kur'an'da tekrarlanmıştır. Tevekkül ile ilgili daha fazla ayet için Kur'an, Hristik veya tefsir kaynaklarına bakabilirsiniz. Tevekkül ile ilgili hadislerden bazıları şunlardır. Önce deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et. Tirmiz, Kıyamet, 60. Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp, akşam, dolmuş bir şekilde dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız. Tirmiz, Cüz, 33, İbn Mace, Cüz, 14. Ümmetimden 70 bin kişi de sabah çekilmeden cennete girecektir. Orada bulunanlar, onlar kim ey Allah'ın Resulü, dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlar, vücutlarını kızgın demirle, dağlamayanlar, kütürükçülük yapmayanlar ve Rablerine tevekkül edenlerdir diyor. Müslim, Man, 371. Kişi evinden çıkacağı zaman, Bismillah, tevekkeltü alallah, La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın adıyla. Allah'a tevekkül etti. Güç ve kuvvet sadece Allah'tandır. Dediğinde, ona, şöyle denilir. İşte şimdi, sana rehberlik edilir. İhtiyaçların karşılanır ve korunursun. Ebu Davud, Edeb, 102-103. Allah. Sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yok. Ölmeyecek diri yalnız sensin. Cinler ve insanlar ise hep ölümlüdür. Müslim, Zikir, 67. Tevekkül nasıl yapılır şöyle açıklanabilir. Tevekkül, Allah'a güvenmek, işi ona havale etmek, onun ilmine ve mürakebesine sığınmak, kısacası Allah'ı vekil kılmak ve vekile tam olarak itimat etmektir. Tevekkül etmek için kişi elinden gelen bütün gayretleri göstermeli ve bundan sonrasını da Allah'a bırakmalıdır. Şu
da önemli bir gerçektir ki kişi, herhangi bir çaba göstermeden tevekkül etmeye çalışırsa bu işlemin gerçekleşmeme olasılığı mümkündür. Tevekkül etmede çaba oldukça önemli bir unsurdur. Tevekkül etmek aynı zamanda kadere iman etmek, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak demektir. Nefis tevekküle ermeden mutmainne makamına ulaşamaz. Tevekkül makamına eren nefis artık kaygılardan uzaklaştığı için Allah'a güvenir, itminana erer. Tevekkülle ilgili bir kıssa şöyle anlatılabilir. Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşma yeteneği Cenab-ı Allah tarafından verilmiştir. Bir gün Süleyman Peygamber aleyhisselam bir karıncaya bir yıllık yiyeceğinin miktarını sorar. Karınca, bir buğday tanesi der. Süleyman Peygamber aleyhisselam şaşırır ve bu kadar az mı diye sorar. Karınca, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışan bir kul için bu kadarı yeterlidir der. Süleyman Peygamber aleyhisselam karıncanın tevekkülünü takdir eder ve ona bir buğday tanesi verir. Karınca buğday tanesini alır ve giderken Süleyman Peygamber aleyhisselam onu takip eder. Karınca bir yere gelir ve buğday tanesini yere bırakır. Sonra başka bir karınca gelir ve buğday tanesini alır. Süleyman Peygamber aleyhisselam bunu görünce merak eder ve ikinci karıncaya nereye gittiğini sorar. Karınca, bu buğday tanesini bana veren kardeşim çok hasta, onun için getirdim der. Süleyman Peygamber aleyhisselam bunu duyunca çok duygulanır ve Allah'a hamd eder. Bu hikaye, tevekkül edilen kimsenin Allah'ın yardımını göreceğini ve başkalarına da yardım edeceğini anlatmaktadır. İbrahim İbni Ethem'le Şekit'in Beldi, Rahmetullahi Aleyhi, Mekke'de karşılaşırlar. İbrahim, Şekit'e seni bu duruma getirmeye sebep ne oldu diye sorar. Şekit şöyle cevap verir. Bir gün bir avcı gördüm. Elinde kuş tüyü vardı. Ona sordu, bu nedir, dedi. Bu kuş tüyüdür, dedi. Bu kuş tüyünü nereden aldın, dedi. Kuşlardan aldın, dedi. Kuşlar sana nasıl teslim oldular, dedi. Onlara yem attık, onlar da yeme geldiler. Ben de onları yakaladım, dedi. Ben de düşündüm ki, kuşlar Allah'a tevekkül etseydiler avcının yemine kanmazlardı. O zaman anladım ki Allah'a tevekkül etmek en büyük nimettir ve ben de Allah'a tevekkül etmeye karar verdim. Bu hikaye, tevekkül eden kimsenin dünyanın aldatıcı zevklerine kapılmayacağını ve Allah'ın rızasını arayacağını anlatmaktadır. Tevekkül çeşitleri şöyle sıralanabilir. Mala tevekkül, malın ve servetin insanı koruyacağına ve mutlu edeceğine güvenmek, Allah'tan çok mala dayanmaktır. Bu tür tevekkül yanlış ve zararlıdır. Çünkü malın insanın elinden çabucak gidebileceği, ona gerçek huzur veremeyeceği ve ahirette hesabını vereceği unutulmamalıdır. Nefse tevekkül, nefsin ve akılın her şeyi çözebileceğine ve insanı kurtarabileceğine güvenmek, Allah'tan çok nefse dayanmaktır. Bu tür tevekkül de yanlış ve zararlıdır. Çünkü nefis ve akıl sınırlı ve eksik olan varlıklardır. İnsanın başına gelebilecek her şeye karşı koyamazlar ve ona gerçek rehberlik edemezler. Halka tevekkül, İnsanların ve diğer varlıkların insanı koruyacağına ve yardım edeceğine güvenmek, Allah'tan çok halka dayanmaktır. Bu tür tevekkül de yanlış ve zararlıdır. Çünkü insanlar ve diğer varlıklar da aciz ve zayıf olan yaratıklardır. Onlar da Allah'ın izni olmadan hiçbir şey yapamazlar ve insanın her ihtiyacını karşılayamazlar. Hakka tevekkül,
Allah'ın her şeye kadir olduğuna ve her şeyi en iyi şekilde yaptığına güvenmek, Allah'a tam olarak dayanmak ve ona teslim olmaktır. Bu tür tevekkül doğru ve faydalıdır. Çünkü Allah her şeyi bilen, gören, işiten, yaratan, yaşatan, öldüren, dirilten, rızık veren, affeden ve merhamet eden tek varlıktır. Ondan başka ilah yoktur. Onun dışındaki her şey onun yaratmasıdır. Onun izni olmadan hiçbir şey olmaz. Onun rızasını kazanmak için gerekli olan sebeplere sarılıp çalışmak, ona dua etmek ve işin sonucunu ona bırakmak müminin en büyük görevidir.